Herkese merhaba çiçek sever dostlarım hoş geldiniz. Bugün şeflara bitkisinin yaprakları yapış yapış neden olur? Yaprağın arkasında oluşan yapışkan bit böcekler nasıl giderilir? Nasıl önlemler almak gerekir? O konulara değineceğim. Yaprakları bazıları hepsi değil ama birçoğu yapış yapış bakın görünüyor zaten. Yapış yapış ve yaprakların eskisi gibi canlı değil bu neden arkadaşlar Ne yapmamız gerekiyor ee, Neden şeflerimiz yapış yapış bakın şurada daha Net Bir saniye arkadaşlar göstermek istiyorum Nasıl parlak olduğu bakın normalde şeflere bu kadar yaprakları bu kadar parlak değil ve bakın yeşillerin de eski canlılığı yok bunun sebebi arkadaşlar Yapraklarına şöyle baktığımızda gayet normal görünüyor fakat şu şekilde yapraklarını ters çevirdiğimizde ben buna bakım yaptım ama şu anda fena değil şurada bir tane bakın şöyle çevireyim şurada bir tane küçük de olsa böcek görünüyor. Bu şeftalara bitkisinde özellikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yaprağın ön yüzüne baktığımızda gayet sağlıklı fakat tersini çevirdiğimizde bu tür böceklenmeler oluyor. Arkadaşlar bu yaprak biti ve bitkinin öz suyunu böyle yapışkan çok zorla çıkıyor. Yaprağın öz suyunu emerek zamanla bitkinin ölümüne sebep oluyor. Gördüğünüz gibi zaten yavaş yavaş bitkimin yaprakları, şeftalarmın yaprakları sararmaya ve hatta yapış yapış olmaya başladı yani yavaş yavaş bitkim gidiyor kaybediyorum bunun için ne yapabiliriz? şeflere aynı zamanda 5 parmak çiçeği de deniliyor Böyle halk arasında 5 parmağı benzettikleri için de zaman zaman 5 parmak çiçeği olarak da anılıyor Evet burada da var bir tane Evet şimdi ilk önce yapmamız gereken şey bu şeflerimizi diğer bitkilerimizden ayırmak Arkadaşlar Bu çok önemli çünkü bu Diğer bitkilerimizde çabucak bulaşabiliyor İlk önce ayırtıyoruz Eğer saksımız küçükse Taşına biliniyorsa Banyonun duşlu duş başlığıyla önlü arkalı Yıkıyoruz Eğer saksımız saksımızda Çok büyük ve götüremiyorsak da ben bir fıs fıs yardımıyla her yerini komple fıs fıslıyorum önlü arkalı. Şöyle göstereyim yapraklarını borca fıs fıslıyorum. Ama bu işlemi lütfen sulama yapmadan önce yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü eğer yine sulama yaptıysanız ve bu işlemi yapıyorsanız bitkinizi bu kez Fazla sulamadan dolayı kaybedersiniz arkadaşlar. Ee, ayrıca şunu belirtmek istiyorum, şeftala bitkisi ee, çok fazla suyu sevmiyor. Ee, eğer fazla sulama yaparsanız asıl bitkinizi kaybedersiniz. Toprak kurudukça su vermek gerekiyor. Parmağınızı derinlemesine şöyle batırıp. Kontrol etmenizde fayda var eğer kuruysa e, Sulamanızı az bir su özellikle kış mevsiminde az su vermenizi tavsiye ediyorum e, Eğer de toprağı yaşsa zaten e, sulama yapmıyorsunuz şimdi iyice fıs fıs yaptık bunu her gün e, Bitkimizi ayırtarak kontrol edeceğiz ve her gün Bu şekilde bakımlarını yapacağız arkadaşlar Bolca bolca aslında e, bu yeterli değil tersinden de bolca fıs fıs yapmak lazım ben sadece sizlere göstermek için Bu şekilde yaptım eğer böyle çok sararan yaprakları da mutlaka keserek budamamız gerekiyor. Hatta şimdiden keseyim ben çünkü bunun öz suyu kalmamış. Bakın ne kadar sararmış bitkinin yaprağı. Makasımızı kullanmadan önce güzelce bir dezenfekte ediyoruz. Ben kolonya sıkıyorum ve peçeteyle siliyorum ve bu damamızı gerçekleştiriyoruz. Budamadan hiç korkmayın. Bunlar zaten ölmek üzere olan yapraklar. Bunları keserek bütün şeflerimiz bunlara enerjisini sarf etmektense oluşacak yeni bitkiler, yeni yapraklarına bütün enerjisini ona sarf eder. Şimdi bu şekilde. Eski yeni yapraklarımızı kesiyoruz. Yalnız arkadaşlar dikkat etmeniz gerekiyor ki şu, şu kısımlarda daha çok oluşuyor. Ben bunu güzelce bir silmiştim önce, bir ön bakım yapmıştım. Ama eğer bitkinizin gerçekten çok fazla bit varsa, zaten şuralarını yemiş. Bakın belli oluyor delik delik olmuş onun için bolca suyun altında duşun altında tutmanızda fayda var yapraktan şeflere arkadaşlar çoğalmıyor zaman zaman kökleniyor ben bunu daha önce denedim ama gövdesi az da olsa gövdesi olmadan yapraktan köklense dahi yeni filizler olmuyor arkadaşlar hatta size de göstermek isterim daha önce köklendirdim ben bu şekilde de size göstereyim bakın yapraktan Buz bu şekilde çürüyor ee, ve köklenmeden çürüyor. Toprağa da dikseniz bu şekilde çoğaltmanız mümkün değil arkadaşlar. İlla ki gövde gerekiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bu peçetemizle arkadaşlar yaprakların ve bitlerin olduğu yerleri yaprak ıslakken güzelce bastırıyorum. Bitkime zarar vermeden. Ve böylelikle bu işlemi her gün bu bitler, böcekler yok oluncaya kadar e, yapacağız, e, dikkat edeceğiz çünkü bunlar yapışıyorlar ve zor çıkıyorlar. Evet, bu şekilde yapacağız. Bitkimizi de kurtarmak için e, çoğaltmak istiyorsanız, şayet eğer e, ya, çelikleri varsa çelikten keserek bende olduğu gibi şurada bir çelik var. Çeliklerini keserek suda köklendirirsiniz ve e, tekrar yeni şefleriniz olur. Şimdi ben de. Bu işlemi yapacağım arkadaşlar keseceğim ve iyice yıkayacağım önlü arkalı bu şekilde hem çoğaltmak daha kolay olacaktır hem de bitkinin bakımını yapmak daha kolay olacaktır arkadaşlarım. Şimdi makasımı zaten dezenfekte etmiştim ben. Şöyle gövdeye yakın bir yerden biraz daha çevireyim kesiyoruz yapraktan çoğaltmak mümkün değil bunu söylemiştim. Zarar vermeden keskin bir makasla kestik. Şimdi bunu suda köklendirebiliriz. Özellikle kış aylarında çok hızlı gelişmiyor, köklenmiyor. Kış ayında çoğaltmanızı tavsiye etmem. Bahar mevsiminde hem daha hızlı kökleniyor hem de bitkinizi kaybetme riskiniz ortadan kalkıyor. Evet bunun arkasını tek tek yıkayacağım elimle musluğun altında. Güzelce şu alt yapraklarını çıkaracağım ve suda köklendireceğim. Umarım sizin şefleriniz veya bitkiniz bu şekilde hastalanmaz. Evet arkadaşlarım e, kestiğimiz çeleğinin alt yapraklarını alıyoruz ki köklendirmemiz kolay olsun. Bu şekilde. Bakın yaprağı nasıl cansızlaşmış. Bunu iyice yıkayacağım musluğun altında. Ondan sonra oda ısısında musluktan aldığım ve dinlendirmiş olduğum suyuma katacağım neresine kadar suda kalacak bu ikinci boğuma kadar suda kalması yeterli ama ilk önce bu böceklerden bu bitkimi bir an önce arındırmam gerekiyor musluğun altında dediğim gibi iyice yıkayacağım ve eğer şeflerinizi bu bardağa koyduğunuzda su yön rengi bulanıklaşıyorsa ve kötü koku oluşuyorsa hemen suyu değiştirmeniz gerekiyor İyice bardağı yıkayıp temiz ve steril bir suda dinlenmiş suda bekletmeniz gerekiyor eğer Yine bir kötü koku da olmuyorsa suyu azaldıkça üstten e, takviye etmeniz yeterli arkadaşlar. Ve şimdi evet buradan kesmiş olduğumuz yere tarçın sürüyoruz arkadaşlar. Bu mikrop kapmasını ve çabuk iyileşmesini sağlıyor arkadaşlar. Yani mikrop kapmıyor böylelikle bakteri oluşmuyor ve daha çabuk iyileşiyor. Oradan e, bu şekilde tarçın sürmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bu şeflara bitkisi doğrudan güneşten hoşlanmıyor. Kısaca bilgilerine e, e, bakın bilgilerine değinmek istiyorum. Direkt güneş ışığında yaprakları yanar. Özellikle e, su, bitkinizi yıkadıysanız e, veya e, fısfısladıysanız direkt güneş ışığına da korsanız güneşe maruz kalırsa yaprakları yanar. Bu konulara da değinmek istedim. Bakın nasıl delikler oluşmuş bir an önce bitkimi iyileştirmem gerekiyor. Diğer bitkilerden son bir kez değiniyorum. Uzaklaştırıyoruz çünkü çok çabuk diğer bitkilerimize bulaşabilir. Evet arkadaşlarım videomun sonuna fotoğraflar ekledim. Yaprağın arkasındaki e, böceklerin nasıl olduğuna dair e, oradan gözlemleyebilirsiniz. Eğer sizin bitkilerinizde de öyle böcekler varsa ki umarım olmaz. E, tavsiyeleri uyarsanız bunlar doğal çözümler. Geldik bir videonun daha sonuna. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına yazmanız yeterli. Bildirimleri açarak bir sonraki paylaşımımdan da haberdar olursunuz. Evet arkadaşlarım hoşça kalın sağlıklı kalın